Tabii ki 54 sektörü destekleyen lokomotif bir sektörden bahsediyoruz. Turizm sektörü tüm paydaşları birlikte ülkemizin can damarı, bacası, sanayisi. Normalde 60 milyona yaklaşan bir turist sayısıyla, 60 milyar dolara yaklaşan bir gelir seviyesiyle ülkemiz için ne önem ifade ettiğimizi çok açıkçası iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da bazen ufak tefek aksaklıklar oluyor. İşte Haziran ayının başlangıcında yaşadığımız Almanya'nın 3. büyük tur operatörü Frosch Turisti'nin iflasını vermesi gibi. Ama bir parça bu tarz krizleri kamuyla özel sektör dayanışmayla iyi bir şekilde çözebiliyor. Hafif sıyrıklarla atlatmayı becerebiliyoruz. Sonuçta ülkemizin en değerli pazarlarından bir tanesi olan Rusya ile 3. pazarımız olan Ukrayna arasındaki savaş halen devam ediyor. Güneyimizde İsrail-Filistin gerilimi devam ediyor. Orta Doğulu turistler açıkçası özellikle büyük şehirlerdeki turizm sektörü için çok çok değerli, çok çok önemli. Dolayısıyla coğrafyamızın bize getirdiği güzelliklerle beraber, sosyoekonomik katkılarıyla beraber tabii ki bu coğrafyanın da bazı zorlukları var. Bu zorlukları hep birlikte aşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda baktığımızda da turizm sezonu olarak işte dün itibariyle Antalya'ya gelen turist sayısı 7,5 milyon kişiyi geçti. Geçen seneye göre de %12'lik bir artış var. Ama bu bizim için yeterli değil. Daha emin adımlarla 17 milyonu geçip 18 milyona koşmaya çalışıyoruz. Şöyle tabii ki Avrupa Futbol Şampiyonası çok yani peş peşe baktığınızda Frosch Turisti'nin iflası, Avrupa Futbol Şampiyonası. Avrupa Futbol Şampiyonası bizim ana kaynak pazarımız olan Almanya'da oldu. Almanya'da insanlar tatile çıkmayı tercih etmediler bu dönem zarfında. Zaten Haziran ayı iyi rakamları da bunu söylüyor. Dolayısıyla bir de bizim için en önemli, en değerli konu Avrupa'da yaşayan Türkler. Onların ülkemizde yapmak istedikleri tatil hevesleri bizim için çok değerli. Ama onlar da hem ülkemizi orada desteklediler hem aynı zamanda orada onların da işleri güçleri vardı. Dolayısıyla Temmuz ayının birinci haftasını buldu. İkinci haftası itibariyle doluluklarımız %90 üzerine çıktı. İnsanlar tabii ki her yerde tatil yapabilirler. Bizim ülkemizin en önemli karakteristik özelliği herkesin bütçesine göre her yerde tatil imkanı sunmasıdır. Bodrum'da da en düşük bütçeliden en pahalı bütçeliye kadar otel imkanlarımız var. Ege'de de bu şekilde. İnsanların nerede ne şekilde tatil yapacağını biz belirleyemeyiz. Ama tabii ki burada Yunanlı meslektaşlarımız çok akıllı hareket ettiler ve kendi hükümetlerine bir baskı unsuru yarattılar. Çünkü Türk turizmci bunu bilir. Tatilci, Türkiye'de tatil imkanı olanlar adalar için, Yunan adaları için çok değerli bir kaynaktır. Her zaman da böyle olmuştur. Zaten Türk misafirlerimiz ilk defa gitmiyorlar ki Yunan adalarına. Her dönemde Yunan adaları tercih sebebi olmuştur. Yunanistan da güzeldir, ülkemiz de güzeldir. Biz iyi pazarlama yaparsak, kendi ülkemizde tutabilirsek becerikli olmaya çalışırız. Ama ben her zaman söylüyorum, özellikle ada tatili yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ediyorum. Bu anlamda da bir parça bu konuda daha milli duygularla hareket etmek sivil toplum kuruluşu başkanı olarak benim görevim zaten. Ama dediğim gibi kimsenin nerede tatil yapacağına biz karışamayız. Ama biz bütün pazarlama metodolojimizi tamamen ülkemizin güzellikleri üzerine kurguluyoruz. Özellikleri, bu ülkenin güzelliklerini pazarlama üzerine kurguluyoruz. Çok da operasyon olarak iyi verim sağlayamadılar. Özellikle bayram döneminde giden Türk misafirlerimiz Yunan adalarında çok eziyet çektiler. Bu anlamda baktığımızda da demek ki bu kurgu da tam anlamıyla yürümedi. Çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkeler Schengen uygulaması ile birlikte Schengen vizelerinin yavaşlamasıyla bu konu ortaya çıkmıştı. Ama tam anlamıyla da bir çözüm oluşturdu diyemem. Bu anlamda Bodrum Meydan, herkes kendi ülkesinin güzelliklerini pazarlamakta serbest. Ama bunu magazinsel hale getirmeye hayır diyor. Öyle, bu doğru bir haber değil yani. Orada bazen basına konuşurken, bunu en iyi bizim basın mensubu arkadaşlarımız bilir. Onlar bizim söylediklerimizi aktarmakla mükellefler. Aktardıklarımızı yorumlamak imkanları olmuyor. Dolayısıyla basınla konuşurken basına verilen bilgilerin doğru bilgiler olmasını sağlamak lazım. Maalesef bu bilgi doğru değil. Yani sanki bu iflas eden bütün oteller Bodrum'daymış gibi böyle bir algı yaratıldı. Bu bizi ve Bodrum'un başkanını özellikle çok üzdü. Dün telefonla konuştuk, çok üzgündü gerçekten. Bodrum'un pahalılıkla ilgili gündeme gelmesi konusunda Bodrum başkanımız çok ama çok rahatsız. Lütfen kendisiyle bir röportaj yapıp bu konuda ondan bilgi almanızı rica ediyorum.